kurumsal yapısına kavuşmuş olan şirketimiz Şanlıurfa'nın turizmi ve kültürel zenginlikler, tarihi birikiminin değerlendirmesine yönelik profesyonelce yürüttüğü çalışmaları başarılı bir şekilde bugüne kadar getirmiş oldu. İnşallah bu yıl sonuna kadar, sene başından itibaren Cumhurbaşkanımızın bu yılı Göbeklitepe yılı ilan etmesiyle beraber Şanlıurfa'mızın cazibe merkezi haline gelmesine yönelik çalışmaların hızı artarak devam edecek ve önümüzdeki yılda yine Şanlıurfa'mızın farklı perspektifte inanç turizmiyle ön plana çıkaracak faaliyetlerin önümüzdeki yılda devam edeceğiz. Göbeklitepe tabii en büyük zenginliklerimizden bir tanesi. Göbeklitepe ile ilgili yürüttüğümüz faaliyetler önümüzdeki yıllarda devam edecek ama bizim Şanlıurfa olarak sahip olduğumuz zenginliğimiz sadece Göbeklitepe değil. Birçok tarihi, kültürel varlığımız var. Bunların değerlendirilmesi, tanıtımı ve bu tanıtım ve değerlendirme faaliyetlerinin tamamının da büyük ölçüde uluslararası nitelik taşıyan faaliyetler olarak planlanması ve uygulanması hedefimiz var. Bugün de Ağustos ayı toplantısını gerçekleştiriyoruz. Gündemde 6-7 tane maddemiz var. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte görüşecek ve inşallah yeni kararlar alacağız ve kararların uygulamasını da önümüzdeki günlerde hep birlikte görmüş olacağız. Turizm geliştirme şirketimizin sahibi biraz önce ifade ettiği gibi Şanlıurfa'dır. Valilik olarak biz Şurka ve Şurça üzerinden ortağız. Büyükşehir Belediye'miz aynı hisse oranında ortak. İlçe belediyelerimiz, ticaret odamız, esnaf odamız ve yine özel sektörden iki tane kuruluşumuz. Bu şirketin ortakları. Güzel işler yapıyor. Önümüzdeki dönemde daha güzel işler yaptığını göreceksiniz. Ve inşallah bu yıl sonundan itibaren de Şanlıurfa'mızın önümüzdeki dönemde İslam turizm başkenti olmasına yönelik çalışmalarımızı da başlatacağız. Hedefimiz 2021 yılında Şanlıurfa İslam turizm başkenti olmasını sağlamaktır. Aynen Göbeklitepe yılı ilan edildiği gibi. Kapasitemizi genişletmeye çalışıyoruz, arttırmaya çalışıyoruz. Geçen yılı biliyorsunuz 1 milyonu aşan bir geceleme kapattık. Bu yıl ilk 6 aylık veriler geçen yılki rakamları fazlasıyla aşacağımızı gösteriyor. İlk 6 ayda sadece Göbeklitepe'yi bir önceki yıla 7.000 kişi ziyaret etmişken ilk 6 ayın sonunda Göbeklitepe'de 200.000'e varan bir ziyaretçi sayısının olduğunu görüyoruz. Geceleme sayısı da yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %20-25'ler oranında bir artış olduğunu görüyoruz. Bizim de hedefimiz sene başında biliyorsunuz bir önceki yıl 1 milyon, 1-1,5 milyon arasında demiştik. Bu yılda o aralığı 1,5-2 milyona hedeflemiş durumdayız. Tabii yatak kapasitesinin arttırılması, nitelikli işletmelerin, kaliteli işletmelerin Şanlıurfa'ya çekilmesine yönelik faaliyetlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Eyüp Peygamber'de yapmamız gereken bazı çalışmalar var. Eyüp Belediye Başkanımızla burada inşallah bir toplantıda o konuyla görüşeceğiz. Ve oranın yeniden ele alınması, düzenlenmesiyle ilgili mevcut bir ödeneğimiz var. Bu ödeneğin hızlı bir şekilde kullanılmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmak suretiyle o projemizi hızlı bir şekilde hayata geçmesini sağlamaya çalışacağız. Eyüp Nebi'deki çalışmamız yine Büyükşehir Belediye'miz, Viranşehir Belediyesi ve Valiliğin ortaklığıyla devam ediyor. Oradaki inşaatımız, inşaat çalışmaları belli bir aşamaya geldi. Hem Eyüp Peygamber hem Eyüp Nebi'yi inşallah bir iki yıl içerisinde
rahatlıkla diğer insanların beğenmesine sunabileceğimiz ve orada insanların her türlü ihtiyacını karşılayacağı cazibe alanları, medyatları haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Kültürel varlıkların değerlendirmesine yönelik mali destek programımızda özel sektörden gelecek talepleri de karşılamaya yönelik bir programımız vardı. Program neticelendiği ama maalesef istediğimiz nitelikte başvuru gelmedi. Yani özel sektörün turizme ilgi duyan Şanlıurfalı kardeşlerimizin de gelecek vadeden ve iş işten geçtiğinde keşke şu yatırımı yapsaydım diyebilecekleri bir fırsatı kaçırmamalarını istiyor. Bunun için kullanabileceğimiz bütün kamu enstrümanlarını, desteklerini, yardımlarını vatandaşlarımızın da hizmetine sunuyoruz. Sunmaktan da büyük mutluluk. Bu iş birlikte olur. Yani beraber hareket edersek önümüzdeki bu fırsatı kaçırmamış oluruz. Başından itibaren ifade ettiğimiz şuydu. Şanlıurfa dünyanın en önemli tarihi, turistik değerlere sahip olan merkezlerden bir tanesi. Bu anlamda aynen tarımda olduğu gibi büyük kapasiteye sahip olduğumuz anlamda bir tanesi. Ancak bu kapasitenin değerlendirilmesinde ciddi problemlerimiz var. Yatak kapasitesinde, gastronomiye kadar birçok alanda dünyada bu sektör içerisinde rekabet edebilecek bir düzeye gelmemiz gerekiyor. Şu anda o düzeyde olmadığımızı da itiraf ediyoruz. Birçok eksiklerimiz var. Birçok yanlış davranışta alışveriş ahlakında, kültüründe, sunumda ve birçok konuda bazı yetersizliklerimiz, eksikliklerimiz var. Aslında tam da bunun için turizm geliştirme alanı şirketi var. Bu alışkanlıkları değiştirmek, dünyadaki diğer rakiplerimize rekabet edebilecek bir düzeye gelebilmemizi sağlamak, hemen değerlendirilebilecek, atıl vaziyette bulunan her biri birer büyük bir değer olan bir İnci olarak tabir edebileceğimiz o tarihi yerlerimizi, evlerimizi hızlı bir şekilde restore etmek suretiyle bu sektörün hizmetine sunmak yapmamız gerektiğine önünde gelen işler. Bu da iş birliğiyle olur, birlikte hareket etmeyle olur. Tam usulüyle, yerel yönetimleriyle, meslek kuruluşlarıyla ve özel sektörüyle el ele hareket edersek birlikte buna odaklanırsak başarılı olacağımızı değerlendiriyoruz. İlk 6 ayda turizm geliştirme AŞ yeni bir şirket olmasına rağmen bir taraftan valiliğin, öbür taraftan büyükşehir belediyemizin, meslek kuruluşlarımızın desteğiyle çok güzel faaliyetler gerçekleştirdi, icra etti. Cumhurbaşkanımız 2019 yılında Göbeklitepe yıl olarak ilan etti ama bunun altının doldurulması gerekiyordu. Bunu dolduracak nitelikte göz dolduran faaliyetler gerçekleşti. İçinde olduğumuz için çok fark etmeyebiliriz ama yabancı turist ziyaretçi sayısında çok ciddi gelişme var. Dünya gündeminde daha önce hiç yer almadığı kadar Şanlıurfa ve Göbeklitepe yer almaya başladı. Bütün uluslararası bu sektöre ilgi duyanların dikkatine Şanlıurfa'yı, Şanlıurfa'nın değerlerini sunmuş olduk. Uluslararası alanda faaliyet gösteren ve çıkan bütün basın kuruluşlarında basılı görsel bütün alanlarda Şanlıurfa denildiğinde artık evet Şanlıurfa diye bir şehir var denildi. İşte Göbekli Tepesi, işte inanç turizmi anlamında bir değer ifade ediyor. Bu algının yerleşmesi yani çok büyük masraflar yaparak ve lobicilik faaliyetlerini yürüterek yapacağımız bu çalışmaları çok düşük maliyetlerle ama odak çalışmalarıyla bunu gerçekleştirmiş olduk. Bu yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz uluslararası rallide Türk Hava Yolları'nın bütün yurt dışı hatlarına hatlarında uçakların menüsüne
Şanlıurfa'yı eklemiş olduk. Dünyadaki meşhur, işte Latin Amerika'dan Yunanistan'a kadar uzanan bütün şefleri çağırdık gastronomi alanında. Onları davet ettik, burada misafir ettik. Hem arkadaşlarımızdan sağ olsun daima yakından ilgilenirler. Ama o konuda da geçerli not alamadığımızı da ifade etmek lazım. Yani dört şehri kapsayan aslında Şanlıurfa yoktu. Ama Şanlıurfa'yı da yine turizm şirketimizin daima alanın gayretleriyle Şanlıurfa'yı da eklemişti. Muhatap kitlesi olan işte Batı ve Uzak Doğu'yu bu tarafa çekmeye çalışıyoruz. Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ve Batı'dan da birçok heyetleri ağırladığımızı takip ediyoruz. Yani İngiltere'den, işte Kanada'ya, Latin Amerika'ya, Belçika'ya, birçok ülkeye sürekli hem şirket hem de kamunun organizasyonuyla davet ettiğimiz, çağırdığımız, o ülkelerin ileri gelen basın temsilcileri, milletvekilleri, parlamenterleri, iş adamları buraya çekmek suretiyle onların üzerinden bu algı dalgasını biraz daha genişletmeye çalışıyoruz. Başarıyoruz. Güzel şeyler oluyor. Ama hazır değiliz. Yani problem o. Bu hazırlık sürecini şirketimizi de katalizör olarak kullanmak suretiyle hızlandırmak durumundayız. Şirket tamamen şeffaf. Bütün kamunun, özel sektörün ortaklığıyla faaliyet gösteren bir şirket. Burada görev alan arkadaşlarımızın hepsi nitelikli, şimdi iyi uzman arkadaşlarımız. kamu görevlisi mantığıyla çalışmayan arkadaşlarımız. Bunun kıymetini bilmek lazım. Yani bu değeri bunun farkına varmamız lazım. Ve şehrimize katkı sunacak faaliyetleri icra eden bir şekilde destek olmak lazım. Bu şehrin şirketi, bu belediyelerimizin şirketi, bu meslek kuruluşlarımızın şirketi ve yayınlanmaması koşuluyla şunu söyleyeyim. Bakın Gaziantep'imizden çok hızlı, her konuda çok hızlı. Diyarbakır çok hızlı mesafeler kat ediyor. Mardin'in zaten artık uluslararası arenada bir tanınırlığı var, uluslar ölçekte çok iyi bilinirliği var, iyi bilinirliği var. Şanlıurfa olarak biz bizden çok daha iyi giden bu illerin bu gidişinin farkında olmamız lazım. Yani onun için hepimizin üzerimize düşen görevleri, sorumluluğu bu anlamda rekabetçi bir dünyada kimsenin dön parçasına bakmadığı bir yere bizim de kendimize gelmemiz. İş birliğini geliştirmemiz, birlikte hareket etmemiz ve bu ortak hedeflere, bu ortak vizyona hizmet edecek faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. Yoksa ne olur, yoksa biz bu falan bu şekilde kalırız. Bizden çok ileri düzeyde faaliyetler yürüten, icra eden, tanıtımdan, işte altyapısının geliştirmesine kadar birçok alanda iyi örnekler olarak bu illerimizi şu anda bu masanın etrafında bulunsa, bu şirket yapısını kendi illerine çekmek, kendi illerinde bunu kopyalamak ve bunu orada kendi şehirlerinde uygulamanın peşinde olduğunu söyleyebilirim. Ve belki bu dört ilimize bizden istedikleri veya öğrenmeye çalıştıkları başka hiçbir şey yok. Şu an kadar. Ama bu şirketi almak istiyorlar. Nasıl bir ortaklık yapısı oluşturduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Bu hem Doğu Güneydoğu'daki illerimiz hem de Batı'daki birçok illerimiz. Şirketin tüzüğünden, işte çalışma yapısına kadar